Merhabalar, ben Nurullah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda yine Can Nuroğlu var. Abi, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Yani gerçekten devam ediyoruz. Özellikle İsa'nın tanrılığını gördüğümüz ve bize bunu açıklayan, bizim bunları anladığımız ayetler üzerine ya da bunlara İsa'nın tanrılığına itiraz ederken bazı grupların, bazı insanların İsa'nın tanrılığını reddeden kişilerin kullandığı ayetleri incelemeye devam ediyoruz. Çünkü bu noktada yani ayetlerin özellikle diğer bölümlerimize de bahsetmiştik. Kendi içindeki bağlamına bakmanın öneminden bahsettik. Ve gerçekten bu noktada bir anda bir ayetin bir yerini kırpıp kesip İşte o ayet üzerinden bir teoloji inşa etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu da söylemiştik. O yüzden bu ayetlerin gerçekten ne dediğini doğru anlayıp anlatmak çok önemli. O yüzden sana çok teşekkür ediyorum. Bu görevi üstlendiğin için, buraya gelip videoma bu noktada konuk olduğun için. Sağ ol, teşekkürler. Bugünkü ayet 1. Korintiler 8. bölüm. 4 ve 6'dan ben okuyayım. Evet. Ondan sonra sen ayeti açıklamaya başla istersen. Tamam. Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince biliyoruz ki dünyada put bir hiçtir ve birden fazla tanrı yoktur. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da nitekim pek çok ilah, pek çok Rab vardır. Bizim için tek bir tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Evet, aslında bu ayet özellikle çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani dışarıdan bakacak olursan sanki iki Tanrı'dan bahsediyor. Ama Pavlus aynı Tanrı'dan bahsettiğini iddia ediyor. Hani bu Pavlus için bir sorun değil. Babaya Tanrı demek, İsa'ya Rab demek onun için çelişki oluşturmuyor. Hani bizler nedense işte bu nasıl oldu Pavlus? Pavlus tek tanrı. Hani net bir şekilde bunu burada birleştiriyor ikisini. Tabii ki o dönemdeki insanlar pek çok ilaha, pek çok puta taparlardı. Korint şehrinde özellikle. Gittim Korint'e, baktım tepede Akropolis denen geniş bir alan var. Eski bir tapınak vardı orada. Ve insanlar akın ederlerdi oradaki putlara tapmak için. Ve Pavlus diyor ki evet pek çok ilah var. İlah derken böyle İşte tırnak içerisinde ilah, sözde ilahlar, pek çok putlar var. O dönemde öyleydi. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılan varsa da nitekim pek çok ilah var. İnsanların aklında böyle. Pek çok Rab vardır onlara göre. Bizim için Mesih imanları olarak bizim için tek bir Tanrı vardır. E nasıl başlıyor? Tek bir Tanrı baba vardır. Tamam, Tanrı dediğimizde baba akla gelir öncelikle. Baba dünyayı yaratan, her şeyin üzerinde olan baba. Ama ilginç ki orada durmuyor. Tek bir Tanrı vardı diyebilirdi, bitirebilirdi. E, bu anlamda görüyoruz. Evet, Hristiyan monoteistik bir inançtır kesinlikle. Hani birden fazla Tanrı söz konusu olamaz. İsa Tanrı'nın dışında farklı bir Tanrı, farklı bir Rab de değildir. Ki devamında diyor Pavlus, diyor ki tek bir Tanrı baba vardır. Her şeyin kaynağı odur. Bizler onun için yaşıyoruz. Her şeyin üstünde olan, kaynak olan odur. Ama devam ediyor. Hiç ara vermeden oradan devam ediyor. Tek bir Rab da vardır. Tek bir Rab var. O da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Yani ilk okuduğumuzda diyoruz Pavlus sanki kendinle çalışıyorsun burada. Bir baba var, bir tanrı diyorsun, sonra baba diyorsun, sonra oğul diyorsun. Bunlar iki. İki etmez bir yani. Ama Pavlus diyor ki hayır. Yani benim bildiğim tanrı baba, oğul ve aynı zamanda kutsal ruhtan oluşan birliktir. Dolayısıyla bizim için bu ne kadar çelişki yaratıyorsa da Yahudi olan Pavlus gibi insanların aklarına kesinlikle çelişki yaratmıyor. Çünkü eski antlaşmaya dayanır bu mantık. Yani eski antlaşmanın birçok yerinde baba ve oğlu yani Tanrı ve Adonai, Elohim ve Adonai, Yahve ve Adonai ilişkisini görebiliyoruz. Mesela bilirsin 110. mezmur diyor ki Yahve Adonai'ye sesleniyor. Yahve Tanrı'dır. Adonai, Rab diye çevrilir genellikle küçük harflerle ama o da Tanrı için kullanılan bir isim. Yahve Adonai'ye nasıl sesleniyor? Tanrı kendi kendisiyle mi konuşuyor? İşte baba oğluna sesleniyor İsa Mesih. Bu ayeti kendisi için kullanıyor. Mesih için kullanıyor değil mi? Başka yerler de var bunun gibi. Mesela 45. mezmur. Orada doğrudan
Tanrı'ya sesleniyor ve Tanrı kimden bahsediyor? Tanrı olan Mesih'ten söz ediyor. Kral olan Mesih'ten bahsediyor. Yani bu gibi mezmurlarda ne görüyoruz? Tanrı sanki ikiye bölünmüş gibi. İki kimlik var orada ama birdir aslında. Hani bu çok eskiden beri, eski antlaşmada olan bir şey. Mesela en başta yaratılışta bile okuyoruz. Tanrı var, Tanrı ruhu vardır, sözü vardır. İnsanı yaratırken biz diye yaratalım diye söylüyor. Değil mi? Belki çok az bilinen bir ayet daha var. O da Malaki ve 3. bölüm. Oraya bir kısaca bir bakalım. Burada önce Yahya'dan söz ediyor. Diyor ki Tanrı konuşuyor. İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Tamam. Habercimi gönderiyorum. Önümde, benim önümde yolumu hazırlayacak diyor. Aradığınız Rab Adonai ansızın tapınağına gelecek. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek. Kim konuşuyor? Diyor her şeye egemen Yahve. Yahve konuşuyor. Diyor ki yolumu hazırlayan Yahya'ya göndereceğim. Sonra Rab'i de göndereceğim. Yahve Adonai'yi gönderecek. Yani değil mi? Başka, nasıl yani? Nasıl oluyor bu? Tamam işte oluyor. Bu eski antlaşmada. Yani Pavlus sonradan bunu bu gibi ayetlere bakıp da anlamıştır. Aa demek ki bu Mesih'ten bahsediyor. Evet Yahve Adonai'yi gönderiyor. E bu neden önemli? Çünkü yeni antlaşmaya geldiğimizde tekrar ve tekrar İsa Mesih'e Rab ismi atfediliyor. En çok Pavlus bunu kullanıyor. Rab İsa Mesih, Rab diyor. Bazıları bunu karıştırıyor. Yani Rab demek burada biliyorsunuz İncil'in bölümlerinde, Mata, Markus, Luka bölümlerinde İsa'ya Rabbi denir. Rabbi hoca demek. Eski Aramice dilinde pek çok hoca vardı. Bu efendi, seyyid falan Arapça. Evet yani bir saygıdan ötürü kullanılan bir ünvan. Acaba Pavlus bunu mu söylemek istiyor? Hoca, hocamız İsa yani. Hayır, hayır. Yani Pavlus Rab derken sadece efendi mi demek istiyor? Hayır, olamaz. Neden biliyoruz bunu? Bir ayete daha bakmak istiyorum. Bu da Romalılar 10. bölüm. Romalılar 10. bölüm. Burada aslında Malaki'deki verdiğin ayet de buna hayır, aslında açık. Paralel ayet bu zaten. Aynen öyle. Tamam, şimdi oraya geliyorum zaten. Diyor ki, İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Tamam, İsa Mesih'e Rab diyeceksin, bir de Tanrı'nın onu Rabbi dirilttiğine iman edeceksin. Tanrı Baba, Oğlu yani Rabbi diriltti. Yani ikiyi burada yine görebiliyoruz. Ama Pavlus için bu bir çelişki değil. İkisi birdir çünkü. Rab olan İsa Mesih babadan gelen, aynı özden, aynı Tanrı. Farklı bir Tanrı değil. Farklı birini temsil etmiyor. Değil mi? Dolayısıyla İsa'nın Rab olduğunu açıkça söylemek çok önemli. Rab derken burada sadece efendi mi diye İsa'ya çalacağız. Evet İsa bizim için bir hocadır. Efendi bu bizi kurtarmaz. Kesinlikle ki Pavlus da zaten bunu söylerken ya İsa'ya işte Rabbi, onun efendi olduğunu, onun hoca olduğunu kabul edersen kurtulacaksın. Yani kesinlikle o değil. Nereden biliyoruz bunu? İlerleyen ayetlerde. Bak diyor ki ona iman eden utandırılmayacaktır. Çünkü Yahudi Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepsinin Rabbidir. Hangi Rab'den bahsediyoruz burada? Hepsinin Rabbi olan Rab. E bu Tanrı'dır. Bir de son ayet çok önemli. Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır. Burada alıntı yapıyor. Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır. Yoel kitabından geçer bu ayet. Yoel kitabını açtığımız zaman oradaki Rab kimdi biliyor musun? Yahve. Yahve'nin karşılığı burada Rab kullanıyor Pavlus. Diyor ki o Yahve İsa'dır. Aynıdır. Değişen bir şey yok. Yani Rab sözünün burada ne anlamda kullandığını net bir şekilde ortaya koyuyor. İsa'ya Rab derken Tanrı anlamında kullanılıyor. Yahve anlamında kullanılıyor. Çünkü hepsi aynıdır. Yahve, Adonai, Elohim, Tanrı, Rab, İsa, Baba hepsi aynı özden. Aynı Tanrı'nın kendisidir. Burada yani aslında bir teolojik varsayım yaparak bu ayetlere yaklaşan birisi için işte sorun o zaman başlıyor. Yani tamam yani Rab, Efendi denildi falan ama İşte bu az önce verdiğin özellikle referans diğer ayetlere baktığın zaman yani sadece bir Rabbuni ya da Rabbi için kullanılabilecek şeyler değil bunlar. Tabii ki. Lakaplar, kalıplar değil. Aha. Ki hem Pavlus hem eski anlaşmadaki peygamberler açık bir şekilde sanki iki tanrı varmış gibi önce insanın aklında uyandırabilecek şekilde kullanıyor. Yani bunlar birbirleriyle sürekli değişen, dönüşülebilir bir şekilde kullanılan kalıplar, ünvanlar. Evet. Ve bu gerçekten çok önemli. İnsanlar bazen bunu kaçırabiliyorlar. Hmm. Ve biz özellikle yeni anlaşmada İsa'dan sonra işte o üçlü birliğin ne olduğunu
tam olarak anlayıp gördükten sonra bunları daha iyi yorumlamaya başlayabiliyoruz. Hı. Ve tamam işte Pavlus da nasıl aynı şekilde bunun farkına varıp işte oradaki Rab İsa'dan bahsediyormuşu nasıl anladıysa, bizler de işte aslında üçlü birlik üzerine düşünmeye başladığımızda, kutsal kitaptan bunu gördüğümüzde tam da bunlardan bahsediyoruz. Hı hı. Üç tanrıdan bahsetmiyoruz. Hı hı. Bir önceki bölümümüzde bir başka ayette konuştuğumuz gibi tek bir tanrı vardır. Hı hı. Yani kesinlikle bu noktada bu dinamiği, şu bilin içerisindeki bu dinamiği ve burada bu Baba Tanrı, Rab İsa arasındaki ilişkiyi görebilmek, bu ayetlerin bir tanesini alıp bir köşeye çekilmemek, hı hı. gerçekten bütün ayetleri yine kendi içlerinde bağlamlarıyla incelemek çok önemli. Evet, evet. Yani bazıları şunu diyebilir. Ama işte Pavlus nerede İsa'ya tam anlamıyla Tanrı demişti? Zaten bu ayetler açıktır. Yani görebiliyoruz ama bunun dışında daha başka ayetler var. Mesela Romalılardan demin bahsettim. Romalılar 9. bölüm ve 5. ayette Pavlus oldukça net bir şekilde diyor ki Yahudi halkından, kendi halkından bahsediyor. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. Yani beden olarak ama ruh olarak Tanrı'dandır zaten. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin sözünü de yapıştırıyor üstüne. Yani daha ne istiyorsunuz? Pavlus İsa için oldukça net bir ifade kullanıyor. O Tanrı'dır. Her şeyin üzerinde hüküm süren Tanrı'dır. Daha başka ayetler var tabii ki. Bunun dışında Titus 2. bölümde de 13. 14. ayetlerde diyor ki biz yüce Tanrımızı bekliyoruz gökten. Kimdir gelecek olan? İsa'dır. Hani Pavlus kuşkunuz olmasın. Pavlus için İsa, Rab İsa Mesih dediği Tanrı için kullandığı bir isimdi. Başka bir şey değildi. Çok teşekkürler. Yani gerçekten bununla alakalı başka yine böyle itirazlar sunulan, işte yine cımbızlamalar yapılan birçok ayet mevcut. O ayetleri de inceleyeceğiz diğer bölümlerimizde. Ve sizler de özellikle bu video serisini ve bu videoları beğeniyorsanız bunu videoyu beğenerek bizlere göstermeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve çan butonuna tıklayarak bildirimleri aktif hale getirebilir. Bir dahaki videolarımdan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ama devam edeceğiz. Görüşmek üzere.